Sayın Genel Başkanım, muhterem milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 28. dönem 2. yasama yılı 20. grup toplantımızı açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantımıza geçerken bugünkü grup toplantımıza teşrif eden misafirlerimizi takdim ediyorum. Ankara İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan, Yeni Mahalle İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Parlamenterler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Taş Medreseli Ülkücüler grup toplantımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sayın Genel Başkanım, grubumuza ve aziz milletimize hitap etmek üzere zat halinizi kürsüye arz ediyorum efendim. Değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, bildiğiniz gibi 31 Mart mahal idareler seçimleri münasebetiyle Gazi Meclisimiz yasama faaliyetlerine bir süre ara vermişti. Bugün itibariyle Meclisimiz çalışmalarına başlamış. 31 Mart seçimleri sonrasında da parti grubumuz ilk kez toplanmıştır. Bu vesileyle sizlerle tekrar bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyor. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Siz değerli arkadaşlarım başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her üyesine ve siyasi parti gruplarına başarılar diliyor, Allah'tan kolaylıklar niyaz ediyorum. Toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformlarından takip eden aziz vatandaşlarımıza gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık ve birlik mücadelesi veren değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Tüm iyimserliğimle, tüm iyi niyetimle, tüm irade hürriyetimle ülkemizin, milletimizin ve partimizin bahtının açık olmasını diliyorum. Aziz dava arkadaşlarım, insanından kopan siyasetçinin kaderi suya nakışlar çizmek, sonunda ise dibe çakılmaktır. Nasıl ki aydının görevi aydınlık getirmekse, siyasetçinin görevi de insanıyla hemhal olmak, huzur, refah, birlik, kardeşlik ve istikrar hedeflerine çevik ve çelebi bir ruhla destek vermektir. Siyaset, nesillerin hayatını müsbet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlak, edimi hizmet, edası da hürmet ve muhabbettir. Bizim siyasetten anladığımız elbette bunlardır. Araya araya bulmayı amaçladığımız define milletimizin eşsiz vicdanında mahfuzdur. O vicdan ki doğru ile yanlışı, hak ile batılı,
samimiyet ile sahteliği, mazlum ve zalimi şehit ile caniyi sıfır hatayla tefrik edecek basirete, beceriye ve berraklığa aitsidir. Hiç kuşkusuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet ne diyorsa, neyi istiyorsa, nasıl karar veriyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır. Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir. Milli iradenin hükmüne toz kondurmamız düşünülemeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'ye ve Türk milletine varlığını adamış, iman neferleriyle, dava ve gönül erleriyle siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu her zaman ve her şart altında gaye edinmiştir. Bunu da aynen ve şekle devam edecek, edilecektir. Geriye kalan bir aylık zaman diliminde hem partimiz hem de ülkemiz adına iki mühim demokratik etap geçilmiş, Türk ve Türkiye yüzyıl hedeflerine ulaşma mücadelemiz kamçılanmıştır. Bunlardan ilki 17 Mart 2024 tarihinde coşkuyla gerçekleştirdiğimiz 14. Olağan Büyük Kurultayımızdır. Bu kapsamda Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulumuz yenilenmiş, aynı zamanda parti tüzüğümüzün bazı maddeleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun hale getirilmek maksadıyla değiştirilmiştir. Kurultay sonrası ilk MYK ve MDK toplantımız da dün yapılmış. Bu suretle başkanlık divanımız teşekkür etmiştir. Huzurlarınızda başkanlık divanında görev alan değerli dava arkadaşlarıma, önümüzdeki zor ve zahmetli mücadele döneminde başarılar diliyor. Üstlendikleri tarihi sorumluluğu alınlarının akıyla taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Özellikle her birimizin hissesine düşen vazife, kafa karıştıran, şüphe uyandıran, vehimleri sulayan, ortamı bulandıran, çarpık ve çürük zihniyetlerin kara propagandalarını aldırmadan, hak bildiğimiz yolda, halkın yanında, hakkın izinde, arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir. Ancak böylesi emin, erdemli ve enerjik bir yürüyüşün istikrarlı hızı bizi zinde tutacak ve nihayet zirveye taşıyacaktır. Bugünün sosyal ve ekonomik temeli ihtiyaç ve isteklerinin aksine siyaset yapamayacağımız gibi geleceğin tasarım ve planlamasını ihmal ederek de asla mevzi ve mesafe alamayız. Biz görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız. Vizyonu yetişmeyenlerin nefeslerinin tükendiği yerde terk etmeleri, hatta farklı tesirlerin sonucu yılmaları, umutsuzluk ve yılgınlık çarkına kapılmaları bundan sonra da muhtemeldir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin inanmış, irade göstermiş, ahlaki ve fikri olgunluğa erişmiş hiçbir mensubunun devşirilip yarı yolda devrilmesi artık söz konusu değildir. Türkiye'mizi hak ettiği gelişmişlik statüsüne mutlaka çıkarmalıyız. Türk milletini layık olduğu yüksek mevkiye muhakkak ulaştırmalıyız. Bütün bunları yaparken siyaset önceliğimiz sınıflara, zümrelere, şahıslara hiçbir ayrıcalık tanımadan yalnızca milletimizin tamamını tarihi perspektif içinde kucaklayan ve onun devamını amaçlayan bir kavrayışla hareket etmektir. Bizim milliyetçiliğimiz Türk milletinin tarih içerisinde yoğrulmuş olan milli değerleriyle çağın birikimi olan gelişmeleri birlikte yaşatmayı, milli ile evrenseli, yerel ile küreseli beraberce değerlendirmeyi esas almaktadır. Bu çerçevede günümüzün ekonomik, enformatik, teknolojik, diplomatik ve diğer alanlarında
gün be gün cesameti artan ters akıntılara göğüs germeliyiz. Türk siyaset yapısını gelişen toplumun taleplerine göre milli ve manevi değerlere müzahir olacak şekilde yeniden ele almalı, yeni bir anayasayla da taşlandırmalıyız. Siyaset, medya ve ekonomi ilişkilerini demokratikleştirmeli, Türk devrinde insanımızın mutlu, müreffeh ve güvenli olacak bir dönemin kapılarını el birliğiyle ortak değerler etrafında kenetlenerek açmalıyız. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara köklü cevaplar hazırlayarak, Türk ve Türkiye yüzyılına temel olacak kalıcı ve güçlü reformları peş peşe hayata geçirmeliyiz. Üreterek yabancı sermayeyi özendirerek, tasarrufu artırarak, fiyat ve finansal istikrarı kurumsallaştırarak, ihracat ve yatırım seferberliğini teşvik ederek, bilhassa adil ve insani paylaşımı canlandırarak yeni yüzyılda Türkiye ekonomisini zincirlerinden kurtarmalıyız. Milletler mücadelesinin acımasız rekabetinde Türk milleti ortak paydasında buluşmalı, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi yabana atmadan, geçmişin muzaffer hatıralarını geleceğin ufkuyla eklemleştirmeliyiz. Bunu yapacak irade, inanç ve itibar Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nda mevcuttur. Katılaşmış önyargıları, zembereğinden boşalmış kısır çekişmeleri bir kenara bırakmalıyız. Vatan ve millet sevdasıyla hareket edebilme ferasetini derhal gösterebilmeliyiz. Türkiye hepimizindir, hepimizin ortak vatanıdır. Farklı başkentlerin sunduğu kurtuluş reçetelerinin Türk milletini bir adım ileriye götürmeyeceği açıktır. Tek çare dünyaya Türkiye merkezli bakmakla küresel ilişki ağlarını Türkçe okumakla mümkündür. Böyle bir siyaset anlayışı yalnızca Türkiye'yi değil, soydaşlarımızı, din kardeşlerimizi ve yardım eli gözleyen ya mazlum milletleri de kurtaracak yeni bir hamle üstünlüğünü kazandıracak tıpkı bir bayrak gibi yükselecektir. Bilinmelidir ki ülke için var olduk, bir ülkeye yar olduk. Unutulmasın ki ülkeye sevdalandık, ülkeye yemin ettik. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin meşakkatle elde ettiği bir değer olan demokrasiye gönülden bağlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, insanın insan olması sıfatından kaynaklanan temel hak ve hürriyetlere saygı duymaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, herkes için bağlayıcı olan adaleti, düzeni, barışı ve hürriyeti birlikte tesis etmeyi hedefleyen hukukun üstünlüğüne inanmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, vatandaşlarımızın inançlarını yok saymadan, bir arada kardeşçe yaşamasının güvencesi olan din ve vicdan hürriyetini savunmaktadır. Bunlar bizlere demokrasinin getirdiği nimet ve yükümlülüklerdir. Ve milli kültürümüzde kökleri vardır. Hiçbir şüphem yok ki geleceğin süper gücü Türkiye'dir. İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü olan 2053'te bu ideal gerçekleşecektir. İstiklalin ve istikbalin güvencesi Cumhur İttifakı'dır ve varlığını kararlılıkla devam ettirecektir. Tarihte büyük devletler kurmuş ve bu potansiyeli defalarca göstermiş olan Türk milletinin bugün her evde, her ocakta, her ailede, her ana yüreğinde yaşattığı medeniyet kudreti, onu saklı durduğu yerden çıkaracak samimiyeti, marifeti ve cesareti beklemektedir. Beklenen o samimiyet, o marifet, o cesaret, şükürler olsun ki Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nda tecessüm ve tecelli etmiştir. Gelen Türk asrıdır, Türkiye ve Türk milleti
2071'de cihan ve uzay hakimiyeti mefkuresini Allah'ın izniyle başaracaktır. Zafer sabredenlerin ve inananlarındır. Her zaman ifade ettiğim gibi gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Türk milliyetçileri milli görev ve sorumlulukların idraki içinde emaneti kırıp dökmeden, günlük hesaplar içinde çarçur etmeden, yarınlara ulaştıracak siyasi akla ve şuura sahip olduklarını fedakarlıklarıyla yine gösterecekler, yine ispat edeceklerdir. Değerli milletvekillerim, son bir aylık zaman diliminde geçtiğimiz ikinci demokratik etap 31 Mart mahal idareler seçimleridir. Türk milleti hükmünü vermiştir. Önümüzdeki 5 yılın yerel yöneticileri seçilmiştir. Geldiğimiz bu aşamada Milliyetçi Hareket Partisi'nin 31 Mart seçimleriyle ilgili görüş ve değerlendirmeleri 3 madde halinde şunlardan müteşekkildir. 1. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinden yaklaşık 10 ay sonra milletimiz bu defa da yerel seçimler için sandık başına gitmiştir. Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış, seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Milletimizin hür iradesiyle verdiği demokratik karara saygılıyız. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve siyasi partilere hayırlı olması da temennimizdir. Yerel seçimlerin doğasıyla genel seçimlerin doğası elbette farklıdır. İkisini de birbirine karıştırmak fahiş bir yanlıştır. Yerel seçimlerde özne ve öncelik adaylar olduğu halde genel seçimlerde partilerdir. Bununla mündeviç ülkenin ve uluslararası ilişkilerin bütününü kapsayacak program ve projelerdir. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren birisinin çıkıp diğerinin indiği bir iktidar yapısı yoktur. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren, hedeflerinden sapan, iddialarından cayan, yerinde sayan bir Türkiye yoktur. Olması da mevzu konusu değildir. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir. Fazladan 3-5 belediye başkanlığı kazanmakla yerel iktidar tantanası koparanların siyasetin nesnel gerçeklerine, milletin irade kühnüne vakıf olmadıkları ayan beyan ortadadır. Kendi partilerinde disiplini tesis edemeyenlerin, birlik ve beraberlik vasatını kaybedenlerin, üstelik hiçbir projeleri olmayanların hasbel kader, konjektürel sebeplerle ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır. Şımarıklığın alemi hiç yoktur. Çünkü bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir. 2. 31 Mart seçimlerine katılım oranı diğer seçimlerle mukayese edildiğinde çarpıtıcı şekilde düşüktür. Nitekim 31 Mart 2019 seçimlerinde %84.1 olan katılım oranı 31 Mart 2024'te %78.11'e inmiştir. 31 Mart'ta yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşımızın sandığa gitmediği anlaşılmaktadır. Bundan dolayı milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır. CHP Genel Başkanı'nın %25'lik cam tavanı çatlatma masalını anlatmasının dayanağı da budur. Tavanı çatlamış bir partinin ayağı yere basmayacaktır. Kaldı ki tavanı çatlak olanın temeli çürüktür, ayakta kalması mucizelere bağlıdır. Sokağın sesini duyduk, değişim sandığa yansıdı. Sandık ittifakı işliyor, rehavet yok, şimdi icraat vakti diyerek böbürlenen, kendilerini dev aynasında gören demlenmiş siyasi garabetlerin yeni bir dünya görüşü,
ne de mütekamil bir fikir ve siyaset çizgisi vardır. Tesadüflerin ve tepkisizliklerin bileşkesinde elde edilen gelip geçici seçim başarısının nasıl ağır bir yüke dönüşeceğini her insanımız yakın bir vadede şahit olacaktır. Geçmişten ibret almayanların geleceği de hüsrandır. 3. 31 Mart seçimlerine tesir eden olgulardan birisi ekonomik sıkıntılar ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar, diğeri ise mahalli özellik ve şartlara muvafık adayların tespitindeki bazı açmazlardır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve gerekli çalışmaları başlattık. Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzumdur. 31 Mart seçimlerinden sonra müfteriler yine boş durmadılar. Partimizin oy oranının düştüğünü, tabanımızın kaydığını, seçmen kaybettiğimizi, eridiğimizi, dibe çöktüğümüzü utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan yazanlar, söyleyenler, televizyon gezip boş keseden sallayanlar, ulu orta atıp tutanlar oldu. Hepsini takip ve not ettik. Kötürüm emel sahibi bu bay ve bayanların Milliyetçi Hareket Partisi'ni tanımadıklarını, tanısalar bile karalamak için her yola saptıklarını gayet iyi biliyoruz. Merhum Mithat Cemal Kuntay diyordu ki, ölmez bu vatan farz-ı mahal ölse de hatta, çekmez kürenin sırtı o tabudu kesim. Milliyetçi Hareket Partisi için de şunu söylemek mümkündür. Yıkılmaz, yolda kalmaz bu dava. Farz-ı muhal aksini iddia eden şarlatanlar olsa da hiçbir hain, hiçbir iç ve dış düşman da baş edemez Türklüğün mukadderat onuruyla, mukaddesat ruhuyla. Milliyetçi Hareket Partisi 30 büyük şehrin 28'inde Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemiştir. Sadece Manisa ve Mersin'de kendi adaylarımızla seçime girdiğimiz malumumuzdur. 51 ilin 22'sinde MHP ile AK Parti seçime ayrı ayrı, 29 il merkezinde de işbirliği halinde katılmıştır. Yerel seçimlerde parti oylarının doğru ve sağlıklı anlaşılması için il genel meclisi seçim sonuçlarına bakmak kaçınılmaz bir mecburiyettir. 51 il kapsamına alan İl genel meclis seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranı %16.62'dir. Şimdi televizyon bülbülü olan bir profesöre sesleniyorum. Hani nerede %5'in altına inen oy oranımız? Hani nerede zayıflayan seçmen desteğimiz? Hani nerede küçülen, kaybeden, tekleyen ve gerileyen Milliyetçi Hareket Partisi? 31 Mart seçimlerini işlerine geldiği gibi okuyanlar, keyfi olarak yorumlayanlar, ilkel ve ideolojik dürtülerle asıl bağlamından koparanlar zillettedir, ziyandadır, kalpleri de kas katı kesilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart mahal idareler seçimlerinden başarıyla çıkmıştır. Hiç kimse bu gerçeği karalamaya ve kapatmaya teşebbüs etmemelidir. Zira buna güç yetiremeyeceklerdir. Türk milleti sevdalarına sahip çıkmıştır. Türk milleti geleceğini Cumhur İttifakı'nda görmüştür. Bayram mesajında da değindiğim üzere Türkiye sandıktan kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Dönemsel olarak sivrilenlerin günü geldiğinde silinip gitmeleri de yaşanacak bir akibettir. Değerli arkadaşlarım, Rusya ile Ukrayna, İsrail ile Filistin arasındaki savaş ve çatışmalar önce ateşkes, sonra barış ve siyasi çözümle düğümlenmelidir. Kiev ile Moskova, İstanbul'da
el sıkışmalı, 3. Dünya Savaşı senaryosunu tedavüle sokan nükleer savaştan bahseden zalimlerin tezgahını boşa çıkartmalıdır. Yeni bir dünya savaşı cinayettir. Allah muhafaza, beşeriyetin sonunu hazırlayacaktır. Rusya ile NATO'yu çatıştırma, Fransa'nın Ukrayna'ya asker yollama ihtimalleri ateşe benzin dökmektir. Barış herkesin yararına, her ülke ve millet için hayat memat konusudur. İsrail ile İran arasındaki yoğunlaşan gerilimin, karşılıklı çatışma ve silaha sarılma tercihinin son bulması, Orta Doğu'ya barış, sağduyu ve sükunetin hakim olması dileğimizdir. Bölgesel bir savaşın patlak vermesi zincirleme felaketleri tetikleyecektir. Buna hiç kimsenin, hiçbir devletin hakkı yoktur. İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam diplomatik misyonunu hedef alması, İran'ın da 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece yarısı 100 balistik füze, 30 seyir füzesi, 170 İHA ile misillemede bulunması herkesin gözü önünde cereyan etmiştir. ABD ve Batı Avrupa ülkeleri İsrail'e destek vererek ikiyüzlü siyasetlerini teyit etmişlerdir. İran'ın operasyonunun başarıyla tamamlandığı açıklaması da, dahası bu operasyonda fırlatılan füze ve uçurulan İHA'ların tamamıyla etkisiz hale getirilmesi, tek bir kişinin dahi burnunun kanamaması başka bir tartışma konusudur. Adeta Gazze katliamının perdelenmesi ve dikkatlerin farklı yöne çekilmesi için iki devletin ön planda olduğu bir tiyatro gösterisi sahnelenmiştir. İsrail'in Gazze'deki soykırım suçuna tahammül etmek, sabır göstermek, alttan almak hiçbir vicdan sahibinin yapacağı bir şey değildir. Netanyahu canidir. İstifa etmelidir. Hesap vermelidir. Barış yanlısı bir hükümet kurulmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinesinin Filistin ve Gazze gerçeğini dünyaya anlatan insani, vicdani, ahlaki tutarlılığı olan politikaları kesintisiz devam etmelidir. İsrail ile Filistin arasındaki barış arayışlarına sonuna kadar destek verilmelidir. Bunun yanı sıra iki devletli çözüm ortamı derhal tesis etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına ait, egemen, bağımsız, siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamış bir Filistin devleti kurulmadan ne Orta Doğu'da ne dünya çapında sular durulmayacak, barış ve çözüm iklimi yeşermeyecektir. Türkiye'miz Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'yu kapsayan stratejik ve zorlu coğrafi bir üçgenin ağırlık merkezindedir. Bir başka deyişle Anadolu coğrafyası Avrasya jeopolitiğinin kalbidir. Düşmanımızın dostumuzdan fazla olmasının nedenlerini de bu jeopolitik mirasta aramak lazımdır. Ayrıca ülkemizin istikrarlı devlet ve yönetim geleneği, modern siyasi kurumları ve demokratik rejimi muadil ülkelerden pozitif ayrışmaktadır. Türkiye, jeoekonomik ve jeopolitik avantajlara hasabiyle doğal kaynakların ve stratejik ham maddelerin üretim ve pazar yollarının üzerinde bir yanda köprü, diğer yanda terminal işlevi göstermektedir. Bundan kaynaklanan paylaşım mücadelelerinin tam göbeğindedir. Jeokültürel müktesebatımız ise tarihi, dili, insani hedef hasletlerimizin yanı sıra dünyada emsalsiz, aynı zamanda gerilimli bir mevkiimiz olduğunu işaret etmektedir. Medeniyetlerin, kültürlerin ve dinlerin buluşma potasında yer alıyor oluşumuz hem sorumluluk yüklemekte hem de uyanık ve dikkatli olmamızı gerektirmektedir. Allah'ın bir lütfu olan Anadolu coğrafyasında payidarlığın sırrı komşularla dostane ilişkiler kurmak, muhtemel doğal afetlere karşı kalıcı tedbirler geliştirmek, çevremizde barış kuşağı tesis etmek, iç cepheyi sağlam tutmak, askeri, siyasi ve ekonomik caydırıcılığa sahip olmaktır.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin dış politikasının özü tam bağımsızlık olup her ülkeyle karşılıklı çıkar ve egemenlik haklarına ön şartsız riayet ve saygı dairesinde barışçıl diyalogları kalıcı hale getirmektir. Muhterem arkadaşlarım, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzeyi olmak üzere yürürlükteki hukuk mevzuatı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle uyumlaştırılmalı, bu alanda reformist adımlar atılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönleri tamir edilerek bütün kurum ve kurallarıyla kalıcı hale getirilmesi, yönetim hayatımızda istikrarın el birliğiyle kökleştirilmesi önceliğimizdir. Tavsayan ve kasten uzatılan HDP'nin kapatma davası sonuçlanmalı, arkasında sıra deme gelmeli, nitekim bölücü partilerin kapısı kilitlenmeli, başka isimlerle açılmaları anayasal çerçevede engellenmelidir. İttifak sistemi gözden geçirilerek siyasi ve demokratik istikrarı zaafa uğratan ve uygulamada şahit olunan bazı çarpıklıklar ilerleyen süreçte giderilmelidir. Önümüzdeki sıcak gündemlerinden birisi de sivil, demokratik ve kapsayıcı yeni anayasa hazırlığı olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi 100 maddelik anayasa teklifiyle mezkur hazırlığa katkı vermek için samimi çağrısını yenileyerek herkesi sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etmektedir. Biz hazırız. Darbe anayasasını rafa kaldırmanın sadece zaman, emek, sabır, sağduyu ve ahlaki uzlaşma gerektirdiğine inanıyoruz. Türkiye'nin tarihsel varlığı, Türk milletinin istikbal umudu sekteye uğratılmayacaktır. Milletimizin her talebi başımızın üstündedir. Çözülmesi de acildir. Sözlerime son vermeden önce, Antalya Konya altında yaşanan teleferik kazasında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Sorumluların mutlak hesap vermesini temenni ediyorum. İkinci defa FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding kadın basketbol takımımızın oyuncularını, teknik heyetini ve Fenerbahçe camiasını kutluyorum. Siz değerli arkadaşlarımın, aziz milletimizin ve Türk İslam aleminin geçmiş mübarek Ramazan bayramını bir kez daha tebrik ediyor. Muhterem heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim. Sayın Genel Başkanım, hitaplarınız için şükranlar.